CHP Bavyera Münih Birliği tarafından Almanya'nın Augsburg şehrinde düzenlenen basın şehitlerini anma ve Tele1 ile dayanışma etkinliğinin konuğu Tele1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci yazar Merdan Yanardağ oldu. Değerli dostlar, biliyorsunuz sizlerle bugün burada Türkiye'de bu uğurda canlarını veren basın emekçilerimizi, gazetecilerimizi, yazarlarımızı anmak ve onların ruhları bir defa şad olsun demek amacıyla bir arada bulunuyoruz. Ayrıca dürüst ve ilkeli yayıncılığıyla halkın gerçekleri öğrenme hakkı dışında hiçbir güce hizmet etmeyen dürüst ve özgür yayıncılığın adeta Türkiye'de şu anda son kalesi olan Tele1 televizyonuna destek amaçlı burada bulunuyoruz. Hepiniz tekrar bu etkinliğimize hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Augsburg Alevi Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yoğun katılımlı toplantının açılış konuşmasını CHP Bavyera Münih Derneği yöneticilerinden Mustafa Ünaldı yaptı. Ayrıca basın şehitleri için gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Augsburg Alevi Derneği Başkanı Şenol Duman ve CHP Bavyera Münih Birliği Başkanı Gülbey Kılıç bir konuşma yaptı. Burada bize düşen görev, yaşadığımız toplumda, çevremizde diyalog içinde olalım, sosyal ve politik ortamlarda olalım. Dostlar, sevgili yoldaşlarım, hepinizi saygılarımla, muhabbetimle selamlıyorum. Merhaba. Yılmadan, korkmadan ve kalemlerini satmadan mücadele edenlerden birisi de bugün konuğumuz Sayın Merdan Yanardağ. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun, var olun. Geldiğiniz için Tele1'le dayanışma amacıyla düzenlenen bu etkinliğe katılmanız nedeniyle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yapılan konuşmaların ardından Ali Koca Kahya'nın moderatörlüğünde programa geçildi. Alkışlar arasında kürsüye çıkan Merdan Yanardağ, Türkiye'de basının ve siyasi durumun bugünlere nasıl geldiğini Türk siyasetinden örnekler vererek tarih sıralamasına göre anlattı ve Cumhuriyet'in bir cinayete kurban gittiğini söyledi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gazeteci yazar Merdan Yanardağ konuşmasında medyanın bugünlere nasıl geldiğini anlatırken tarih sıralaması ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden Adnan Menderes hükümetine, AKP'nin kuruluş sürecinden Kürt sorununa, 15 Temmuz darbe girişiminden Suriye'de yaşanan iç savaşa kadar birçok konuya detaylı olarak değindi. Bitirdiklerini ve neyi öngördüklerine kadar saptadı. Bakın, en büyük Kürt katliamını yapan AKP'dir. Erdan Yanardağ konuşmasında Tele1 ekranlarında tarihsel bir mücadele yürüttüklerini belirtti. Tele1 gibi televizyonlar bu nedenle bu topluma özgürlük penceresi açan birer mevzidir. Biz bu mevziyi kurmak ve bütün gücümüzle gerçeğin, hakikatin peşinden koşmak, doğru haberi, doğru bilgiyi topluma ulaştırmak için birbirimize söz verdik ve yola çıktık. Eğer siz de desteklerseniz, eğer bu toplum da bize gerekli desteği verir, bizi yalnız bırakmazsa, biz başaracağız. Yalnız bırakırsanız da sonuna kadar gideceğiz biz. Bundan emin olun. İsterseniz yalnız bırakın. Biz bu davadan dönmeyeceğiz. Yaklaşık 1,5 saat süre kalan Merdan Yanardağ konuşmasını büyük alkışlar arasında bitirdi. Ben size şu sözü veriyorum ki, ben kendi işimi en iyi şekilde yapacağım. En iyi şekilde yapacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Siz ister yanımızda olun, ister olmayın. Canınız sağ olsun. Teşekkür ederim.